MediaMarkt sunar. Evet Murat abi, son dördüncü parta başladık. Şimdi All-Star haftası yaklaşıyor. Bleacher Report sayfası da All-Star haftasına özel bir soru sormuş. Birebir maçlar oynansa kim kazanır demiş. NBA'in birebir kralı şu anda kim olurdu diye bir öngörüde bulunmuş. Sence kim olur? Ya şimdi o şeyi şöyle yapıyorlar. Takipçilerin oylarıyla bir eleme yapıyorlar. İlk tur tamamlanmış. Şimdi tam hatırlamıyorum ama sabah baktım ben Bleacher Report'a. Harden elenmiş bir kere. Şimdi Dame elenmiş ama Harden'ın elenmesi enteresan geldi bana. LeBron, İlk turda elenmesi. Evet, LeBron Ingram'ı elemiş. Kawhi kimi elemişti? Yanis'le Kawhi'de birilerini elemiş. Tabii onlar kalite olmuşlar. Yani 8 oyuncuyla başlamışlar. Ha. Kawhi Leonard şeyi eledi galiba, Westbrook'u. Yanis kimi elemişti? Şimdi şuradan bakalım. Hatırlayamadım ya. Ama yani taraftar oylarıyla oynadıkları bir şey bu. Ama ben şunu anladım. Yani Damian Lillard olağanüstü bir oyuncu. Olağanüstü bir form durumda dönem geçiriyor. Olağanüstü bir sezon geçiriyor. Ama yani şu anda bu diğer 7 oyuncuya bile sorsan, yani NBA'de şu anda birebir isolation'ı en iyi oynayan oyuncu kimdir desen hepsi Harden der. Ve Harden daha ilk turda gitti. Yani bu biraz bana şey, yani Harden sevilmiyor. Sevilmiyor yani, onu diyecektim. Yani Harden sevilmiyor. Bu biraz yani böyle güzellik yarışması gibi bir şeye döndü. Ama bana sorarsan şimdi bir de şimdi hiç uzun yok. Bunu uzun için uzunlar da birebir oynuyor. Tabii orada bakmak lazım. Şimdi bir uzunla bir kısanın eşleşmesi de kısa verdi. O da pozisyonu göre. Her pozisyon için ayrı yapmak lazım. Kyrie Irving yok mesela. Tabii. Şimdi tamam, bunların hiçbirini belki bir de tek pota mı? Çift pota mı? Tek pota tabii. Tek pota. Yani tek pota. Tek pota birebir. Eğlenceli konu aslında. Eğlenceli bir düşünce. Çok oy gelmiş zaten. Şey yapmışlar. Basketbol severler hem sevmediklerini elemek için hem sevdiklerini yüceltmek için. Ama bana sorarsan böyle bir şeyi ben en başını görmedim. Belki de kuralları belki daha fazla oyuncu vardı. İzah ettiler ama yok 8. 8 de var. 8 oyuncu. Şimdi mesela 8 oyuncu saysak hakem var mı? Hakem var tabii ama o zaman Harden'a. hakem yoksa kendi faullerini sokak basketbolunda çaldığın mi gibi sen söylüyorsan Harden kazanır. Harden kazanır. Kazanır mı? Kazanır abi, her şeyin faul diyecek zaten. Karşı taraf da bir noktadan sonra bu da faul değil diye. Ama zavallı elendi gitti sevilmediği için. Şimdi bana sorarsan burada önemli olan tek pota olduğunu varsayarak hareket ediyoruz. Bir kere bir fiziğin olması birebir lazım. Birebir savunma vermek lazım. Zaten 8'e ondan almamışlardır ama yani birebir oyuncu dediğin zaman da NBA'nin en iyi birebircileri pozisyonuna göre burada değişiyor. Da bir Kyrie Irving'in olması gerekir abi. Yani bu ekipte de değil ama pozisyonuna göre NBA'nin en iyi birebir oynayan oyuncular kimdir desen kesinlikle olması gerekir. Şimdi James Harden buna esasında kazanabilirdi. Yani elenmeseydi. Şu sebepten yani uzaktan baktığın zaman belki o sakalın gitgide uzamasının da etkisi var. Esasında 1.96 boyu var. 97 boyu var. Çok kısa bir oyuncu değil. Yani pozisyona öyle, göre. Yani mesela Ingram için dalga geçiyorlardı. Alttaki bazı yorumları okudum. Yani öyle değil. Değil. Ama işte biraz sanki Houston'da da uzun arkasında işte post-up'u savunmayı falan bayağı ilerletti. Ama yine yani bir türlü kafa benim kafamda oturmuyor Harden'ın birinciliği ya. Şimdi onu bir kenara bıraktım. Bir kere iyi bir şütör olmayan bence pek bir şansı yok. Ondan Russ çok özür dilerim. Yani o da, aslında birebiri o da zaten öbürü Doncic'ti. Luka Doncic. Şimdi Luka da bu esasında
asist özelliği onun basketbol kişiliğinin çok önemli parçası olan oyuncular için bir dezavantaj. Birebir oynuyorsunuz çünkü. Evet, çünkü pas verecek kimse yok. Ama LeBron için bence değil. Çünkü fizik olarak burada... Ya seviyedeki, üst seviye ki LeBron yani. Burada iki tane fizik olarak... Kawhi tam orada değil. Yani bir nebze altında. Doncic de bir nebze altında. Fizik olarak bir... Herkesin tek, arkasında durabilecek. Tek potada fundamentalıyla yani durdurulması mümkün olmayan bir Antetokounmpo var. Bana göre bir de LeBron var. Şimdi hepsini savunabilir bu oyuncular. Yani bir de beşi de tabii, savunabilir. Tabii tabii. Şimdi burada benim tahminim şu. Hangisi daha kuvvetli sence? Bence LeBron. LeBron. Ama gençlik durumu tabii biraz daha. Yaş 35 olduğu için yani işte biraz daha atletizm biraz daha yani işte ön planda. Biraz, yani şu kadar bir fark oluştu. Kaça kadar oynanıyor o bile önemli. Şimdi tabii 21'de mi 11'de mi? 11 ile 21 arasında dünya kadar. Şimdi 11'de var. Biterse LeBron'un kazanma ihtimali çok biraz artıyor. Daha artar. Süre uzarsa Yannis'in kazanma ihtimali ama artar. Ama bence bunu kim hayali bir şey tabii de kim düşünmüşse bunu çok da kısa yapacaklarını zannetmiyorum. En az bir 21 olur. Değil. 21 belki 31 ama o da uzun olur. Belki 25. Ama bir yerden sonra yani biraz fiziksel olarak rakibin üstüne oynamaktan tabii artık gide böyle vura vura şey olduğu zaman şut devreye girecek. Şu anda yani LeBron Yannis'ten daha iyi şutur. O açıdan yani ya kafamda şöyle bir fotoğrafı, bir resmi boyamaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir şey var abi. 3'lük 2. Ama öyle onu yaptığım zaman da yani hep böyle ulan bu Harden'den bir şey yapmıyor. Arka 5 tane üçlük. Evet yani bir 7 geri adım var, bir 3'lük bir yer yani bir şey sayı yapardı. Çünkü. Ve elendi şey. Eğer zaten tahmin ettiğimiz gibi popüler yarışmasına dönerse oradaki şeyi LeBron kazanır. Çünkü tahminim şu anda Los Angeles'ta olmasından kaynaklanarak çok daha Yannis'in şeyine göre seviliyor. Daha geniş tabii, bir, onun çöplüğü yani. Daha geniş onun... bir kitleye hitap ediyor. Ama şey olsa bile öyle olmasa da basketbol olsa bile yani benim şu an sakat belki ama Kevin Durant'i abi Kevin Durant olsa şimdi bambaşka bir şey olurdu. Çok yani. Şey değişirdi. Zaten şu anda All-Star seçilmiş oyuncular arasında yapılıyor bu. Hani bunu yapıyorlar. Ya Kevin Durant de sıkıntı yaratır ya herkese şimdi üçlük atar. Yani şimdi belki şey kadar atlet değil. Yani Antetokounmpo belki onun kadar güçlü değil ama çok o da, çabuk. O da hem çabuk hem de şut. Şut tabii. Hepsinden daha iyi şut. Ama öyle. Olmadığı için onu tabii dışarı bırakıyoruz. Sene halbuki bunu 2'ye 2 yapsalar sene 2'ye 2 inanılmaz takımlar çıkar. Kyrie ile inşallah Kevin tam düzelir de Kyrie ile Kevin Durant bir takım olsa. Öbür tarafta kim olur karşılarında? Yani LeBron'la. Bak esasında bu 2'ye 2 falan. 2'ye 2 daha iyi fikirmiş. LeBron, çünkü LeBron Anthony Davis müthiş Anthony olur. Davis ikilisi o biraz ağır basar ama hani Paul George Kawhi'nin müthiş olur. Yani yine Russ James Harden olur gene herhalde. Onlar gene bak gene o ikili bir kazanmıyor benim kafamda. Yok kazanamaz. Bu ikiliye döndüğün zaman bence o zaman pas da tabii işin içine kazanamaz. Giriyor. Kazanamaz. Russell Cat yine yani bir seviyede kalıyor. Hani Luka Doncic için olduğu senaryoda etkili olabilir orada pas devreye gireceği yani Porzingis, için. Porzingis, Luka Doncic ikilisi. Luka Doncic. Yani 2'ye 2 daha güzel olur. Daha keyifli olabilirmiş 2'ye 2. Tek pota 2'ye 2. Ama yani birebir de sen benimle hemfikir misin? Ben Antetokounmpo diyorum. Antetokounmpo LeBron finali diyorum ben de. Yani sen finali aynı diyorsun aynı. Ama Antetokounmpo'nun kazanacağını düşünüyorum. Yani istiyorsun. Ya ben LeBron diyeceğim. Niye biliyor musun? Yani hakikaten şimdi bu koltuğa oturan da LeBron'a bir yerde 3-5 tane pozisyon dış şuta kalacaktır. LeBron, İster istemez kalacaktır. LeBron'ın %35 üçlük yüzdesi, Yannis'in %31.
Yani onu nasıl savunacağınız da önemli tabii o fiziksel yıpranmadan sonra. Tabii tabii. Yani ben hadi sen yani istedin ben de LeBron'u kırmayayım. Ben de bu koltukta bir şey var galiba abi. Oturan LeBron karşı. Yok Sinan büyü yaptı gitmeden önce buraya oturan LeBron'u seçmiş. Vallahi şöyle bir fikrim yoktu ama Antetokounmpo yani öncesinde de Antetokounmpo demiştim. Ama en azından ikimiz de aynı finali söyledik. Evet aynı finali söyledik. Siz de yorumlarınızı videonun aşağısına yapabilirsiniz. Hangisini kazanacağını düşünüyorsanız başka bir isim de söyleyebilirsiniz. Diyelim bir sonraki bölüme geçelim. MediaMarkt sundu.